Göre ile Ankara Kulisi başlıyor. İyi günler, NTV Radyo'da Ankara Kulisi programında başkentten sizlerleyiz. Ben Funda Görey. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yaz hala tatile girmedi. İki önemli yasal düzenleme için meclisin mesaisi sürüyor. Birisi çözüm sürecine yasal çerçeve sağlayacak tasarı, ki bu genel kurulda 4 maddelik bir tasarı bugün yasalaşması bekleniyor. Diğeri de torba tasarı olarak bilinen birçok kanunda değişiklik öngören düzenleme. Onun da Plan Bütçe Komisyonu'ndaki mesaisi devam ediyor. Torba tasarı diyoruz çünkü içinde madencilere tanınan yeni haklardan kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına, taşeron düzenlemesinden memurların disiplin ve işe dönüş hakkı yeniden düzenlenmesine kadar birçok madde var. Meclise 3 Haziran'da 61 madde olarak geldi. Şu anda hala komisyonda ve 150 maddeyi geçti. Peki hayatımızı yakından ilgilendiren neler var torba tasarı içinde? İşte bunları konuşacağız. Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Sayın Vedat Demiröz bizlerle birlikte, AK Parti Milletvekili. Hoş geldiniz efendim NTV Radyo'ya. Hoş bulduk Funda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Efendim kaç madde oldu şimdi görüştüğünüz torba tasarı? Sizin de az önce izah ettiğiniz gibi 61 madde olarak ilk alt komisyona geldi. Alt komisyondan 106 maddeye çıkarmıştık. 45 madde ilave etmiştik. Ama üst komisyonda da yeni önergelerle hem muhalefetin hem iktidarın vermiş olduğu önergelerle şu anda 150 maddeyi geçmiş durumdayız. Herhalde 155 civarında bir maddeye ulaşılacak. Peki şimdi bu önergelerle tasarının büyümesi konusunda muhalefetten gelen eleştirilere geçeceğim ama ben şunu merak ediyorum. Somut olarak hayatımızı yakından ilgilendiren hangi maddeler var? Birkaç bize sayabilir misiniz o maddelerden bazılarını? Tabii bütün bu tür yasalar doğrusu 76 milyonu ilgilendiren büyük bir yelpazede hayatı kolaylaştıran, kamuyla insanlarımız arasındaki problemleri giderici maddeler. Bunların başında tabii bu yasada taşeronlarla ilgili bir hazırlık yapılmıştı. Fakat daha sonra Soma'daki elim kazada şehit olan 301 kardeşimiz için yeni düzenlemeler getirildi. Onların bir kısmı emekli olmuştu, bir kısmı olamıyordu. Onlarla ilgili düzenlemeler esas teşkil ediyor. Soma'dan sonra taşeron işçilerin bundan sonraki çalışma hayatımızda, çünkü 1 milyonu aştılar, bayağı bir istihdam yaratılıyor. Bu nedenle onlarla ilgili düzenlemeler geniş bir bölümde yer alıyor. Verdiğimiz önergeyle biliyorsunuz 40 bin öğretmen kadrosu. Evet o da önemli maddelerden. Evet, bunun öğretim döneminde 35 bin öğretmen, 1000 tanesi diğer kadroları almak üzere 36 binini Milli Eğitim Bakanlığı kullanacak. Daha sonra vergi yapılandırması var ki bu af değil, yapılandırma diyoruz. Sadece geriye dönüp cezalarını, faizleri yüksek, aylık %1,40, onları yurt içi üfeye göre düşürerek bugüne taşıyoruz. Bir yapılandırma getiriyoruz. Hangi kamu alacaklarındaydı efendim o? 6183 sayılı vergiyle ilgili bütün KDV, muhtasar, gelir vergisi, kurumlar vergisi, ÖTV, aklınıza ne geliyorsa 6183'e göre tahsil edilen vergilerin yapılandırılması söz konusu. 36 aya ve 18 taksit, ikişer aylık taksit halinde ödenecek. Bununla ilgili düzenleme var. Tabii vergiye paralel sosyal güvenlik kurumuna olan sigorta borçları, bağkurların borçları, sosyal güvenlik kurumuna farklı idari para cezaları olanlar var. Onlarla ilgili yapılandırmalar. Bununla birlikte belediyelerin hem emlak vergisi, hem çevre temizlik vergisi, hem su paraları. Bunları da yapılandırmanın içine aldık. Gümrükteki gümrük vergisi ve gümrükte alınan, ithalde alınan KDV'yi de gene kapsam içerisine aldık. Daha sonra esnaf odalarının hem esnafın odaya borcunu, hem de esnaf odalarının üstünlükleri olan borçlarının da yapılandırması, hepsi bu tasarının içerisinde yer aldı. Bunun dışında tabii bayanlar için, hanımefendiler için sigortalı olduğundan sonraki, önce sigortada vardı, sonra Bağkur ve Emek Sandan emekli olanları da, emekte çalışanları da kapsayacak şekilde 3 çocuğa kadar ikişer yıl borçlanma imkanı getirildi. Emekliliği kolaylaştırıcı bir düzenleme.
Evet, bu yaygınlaştırıldı. Dediğim gibi kapsamı da genişletildi. Onun dışında motorlu taşıtlar vergisinin muayenesi vardı ki bu 5 milyon bir tane 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Motorlu taşıtlar muayenesini atlayanlar yıl sonuna kadar bu muayeneni yaptıkları takdirde geriye dönük cezaları almayacak ki onlar aylık %5 gibi bir yüksek cezaya çarptırılıyorlardı. Trafik cezalarında 120 liraya kadar olanları siliyoruz, geriye kalanı tahsil edeceğiz. Yurt dışında okuyan öğrencilerin borçları vardı, tövizde borçlanmışlardı, onların da yapılandırma içerisine aldık. Yani burada evde çalışan hizmetli hanımefendilerin sigortasıyla ilgili düzenleme getirildi. 10 günden az çalışan veya 10 günden fazla çalışanlara ayrı ayrı özellikleri olan bir yapılandırma. Onlar da emekli olabilecekler artık. Şimdi bu kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ve bu tip kolaylıklar tabii herkesin zannediyorum komisyonda da üzerinde mutabık kaldığı maddelerdi. İzninizle ben biraz tartışılan maddelere geçmek istiyorum. Örneğin kamu görevlilerinin dava açarak alındıkları göreve geri dönmeleri halinde otorite bu onların yeniden göreve dönmeleri için 2 yıl bir süreye sahip ki bu eskiden 30 gündü yanılmıyorsam. Doğru, bir ay. Dolayısıyla dava açıp işe geri dönmeleri zorlaştırıyor musunuz siz bu düzenlemeyle kamuda? Şimdi Funda Hanım, tabii son Türkiye'de bazı olaylar yaşandı. 17 Aralık, 25 Aralık ve onun akabinde bazı girişimler de oldu. Bunlarla ilgili mutlaka bir tedbir alınması, bir mücadele edilmesi lazım. Bu arada yargı kesinlikle yürütmenin görevlerine müdahale etti. Alınan kararlar var elimizde ve çıkan kararlar var. Hı hı. Yargı yürütmenin atamalarını da iptal etmeye kalktı. Tayini çıkanı tamam, bir başka yere atananın geri atama görevine gelmesini yazabilir ama onun yerine atananın da atamasının yanlış olduğuna hükmeden bazı kararlar verdi. Bu yani kuvvetler ayrılığına da aykırı. Bu nedenle tabii yürütmede kendisini korumak ve bununla mücadele etmek için böyle bir uygulama, böyle bir maddeyi getirdi. Belki ileride bu düzenlenebilir, tekrar normale dönebilir ama bu aşamada bu maddenin, ülkemizin bu maddeye ihtiyacı var. Hafta sonu bir önerge üzerinde yani bir önergenin verileceği üzerinde tartışma vardı. O kadar önergelerin sayısı fazla ki ben de tam olarak takip edemedim. Hemen sizden bilgiyi alayım. Evlerin arazilerin altından metro ya da üstünden köprü geçmesine imkan veren, daha doğrusu buralar kamulaştırılmadan kamu yararı ilkesiyle imkan veren bir önerge üzerinde konuşuluyordu. Bu verildi mi? Nedir buradaki içerik? Hayır, o aslında tünel veya diğer şeyler geçildiği zaman üst kısımların, üstte kalan kısımların kamulaştırılması gerektiğine dair bir talepler vardı. Onu önlem almak için düşünülüyordu ama şu anda onunla ilgili bir önergemiz yok. Dolayısıyla evlerin altından da metro geçecek, üstü istimlak olmadan çalışması yapılacak şeklindeki tartışmalarda şu anda erken, çünkü böyle bir önergemiz yok diyorsunuz. Yok, yani o şehir içerisinde zaten belli bir şeyin altında. Bu genelde şehir dışlarında bazı arazilerden işte tren yolu veya diğer yolların geçerken veyahut da alttan dediğiniz gibi tünel geçişlerinde üstün kamulaştırma meselesini önlemek amacıyla ama şu anda henüz komisyona böyle bir önerge gelmedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınavlarda yürütmeyi durdurma kararının verilemeyecek olması, bu da torba tasarıdaki düzenlemelerden biri değil mi? Evet. Bu da de karşılaşıldı bildiğim kadarıyla. Yani öğrenciler okullarına yerleşti, okudular, belli bir süre geçti. Ondan sonra bazı soruların iptaliyle yürütme durdurma geldi. Şimdi bütün öğrenciler kayıtlarını yapmış, derslerini başlamış, eğitimlerine başlamış. Şimdi bunu geriye dönük iptal etmenin bir şeyi, telafisi mümkün olmayan bir şey iptal etmek aslında. Hı hı. O nedenle bu tür şeylerde eğer telafisi mümkün olmayacak sonuçlar çıkaran
kararlar varsa uygulanmaması yönünde bir karar alındı. Şimdi konuştuğumuz maddelere bakıyoruz, son derece geniş bir yelpazede. Dolayısıyla 200'e yaklaşan da maddeler var. Çalışma saatleriniz de hafta sonu da dahil olmak üzere oldukça uzun. Hafta sonu muhalefet milletvekillerinin artık biz burada mobbing görüyoruz, bu kadar uzun çalışma saatlerine tepki gösteriyoruz şeklinde açıklamaları vardı. Hatta bir bu tarafı var işin. Diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi meclis başkanlığına başvurarak anayasaya aykırı önergeler veriliyor, bunu lütfen takip edin şeklinde bir talep iletti. Muhalefetin bu eleştirilerine ne diyorsunuz? Meclis başkanlığından size bir CHP'nin talep ettiği yönde bir uyarı geldi mi? Şimdi öncelikle tabii 4 Haziran'da başladık an komisyona. Gerçekten belki de meclis çalışmalarında en uzun ve en çetin geçen bir yasa tasarısı oldu bu. Aşağı yukarı bugün Temmuz'un 9'una 10'una geldik. Demek ki 35-36 gündür sürekli çalışılıyor. Arkadaşlarımız haklı, fakat tabii tatile girilecek. Ramazan, bayram, daha sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Kendileri de tabii bazı maddeler üzerinde 10 tane 15 tane önerge verip bir günde bir maddeyi kabul edecek durumda olduğumuz günler oldu. Hı hı. Haklılar. Biz tabii onları da eleştirilerini haklı buluyoruz. Meclis Başkanı'na böyle bir müracaatta bulundu. Dün de Meclis Başkanı hafta sonları çalışılmaması yönünde ve yasaya, bu tasarıya yeni madde ilave edilmemesi yönünde gerekli hem yazılı hem de sözlü ikazda bulunuldu. Biz de yeni madde ilave etmemeye çalışıyoruz. Bugün inşallah bitirmeye gayret ediyoruz. Yeni madde ilave edilmeyecek ve hafta sonu çalışılmayacak bilgisi yeni. Teşekkür ederim bu bilgiler için. O halde bugün biterse 2 gün içinde de meclise, genel kurula gelmesi düşünülürse kapanmadan bunu yasalaştıracağız diyorsun. Pazartesi günü başlanır. Hı hı. Yeni, çünkü muhalefet karşı yazılarını yazacaklar. Pazartesi başlanır genel kurulda. Sürekli çalışır, hafta sonu belki çalışmayacaksa. Demek ki yani 25'ine kadar kesinlikle biter. Bayramdan sonra da inşallah onaylanır. Bütün 76 milyonu ilgilendiren bu yasa yürürlüğe girer. Temennimiz bu. Meclis Başkanı'ndan bu torba yasa usulüne yönelik bir uyarı oldu mu yazıda? Hayır, o olmadı. Fakat yani tek bir öyle aşağı yukarı 45 madde, 45 kanunla ilgili düzenlemeler var. Hı hı. Hemen hemen bakanlıkların çoğuyla ilgili maddeler var. Bunların her birini bir tasarı veya teklif olarak tek tek ele alınsa en aşağı 6 ay 8 ay sürer bunun çalışma süresi. Hı hı. Komisyonlarda görüşmesi, meclise gelmesi. Hı hı. Böyle olunca tabii biraz daha seri oluyor. Belki yoğun oluyor, bir 2 ay fazla çalışılmış oluyor ama dediğiniz 76 milyonun beklediği ve kamuyla kişiler arasındaki problemleri çözücü bu yasanın da bu şekilde bir çalışmanın da bence uygun olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Vedat Demiröz, Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Milletvekili. Özellikle kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili maddeleri herkesin merakla beklediğini tahmin etmekte hiç zor değil. Size kolay gelsin. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim Funda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Meclis gündemindeki torba tasarıyı AK Parti cephesinden konuştuk. CHP ne diyor? Ona bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili, Plan Bütçe Komisyonu üyesi İzzet Çetin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Kaçıncı maddedesiniz İzzet Bey? Maddeler aşağı yukarı tamamlandı. Önergeler var çok sayıda. Yani bu torba kanun önergelerle torba kanun da olmaktan öteye artık atılmakta güçlük çekiyoruz. Çok fazla maddeler var, önergeler var. Önergeler üzerinde konuşmalar yapılıyor şimdi. Onlardan sonra da ben diyorum bugün ya da yarın çalışmanın komisyonda sonlanmasını bekliyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çalışma usulü ne, hem de aynı zamanda anayasaya aykırı bir takım önergeler verildiğine dair itirazları vardı. Nedir bu itirazlar temel olarak? Bu değişikliklerin torba yasa içinde yapılmasına mı öncelikle tepkiniz? Hayır. Yani torba kanunu düzeni zaten bizim hukuk sistemimizde AKP'nin çoğunlukçuluk anlayışının bir tezahürü olarak girdi. Yani meclis iş tüzüğüne göre yasa yapma tekniklerimizde torba kanun diye bir düzenleme olmaz.
temel kanun diye de bir düzenleme yok. Ama temel kanun dediğimiz zaman Türk Ticaret Kanunu gibi, Medeni Kanun gibi, iş kanunu gibi böyle bir hayli geniş kapsamı, herkesi ilgilendiren kanunlara halk ya da siyaset bilimiyle temel kanun denilir ama torba kanun yapma geleneği meclise AKP'de girdi. Hani mecliste birbiriyle ilintili, bağlı, aynı paralelde iki farklı kanun görüşmeleri bir arada yürütülebilir ama hani ikiden fazla kanunu değiştiren kanunlara torba kanun nitelikçisi yeni girdi. Mesela biz bu şeyde tasarıda, torba kanun tasarısında ilk hükümet tasarısı olarak geldiğinde 61 maddeydi. Hı hı. 61 madde alt komisyon çalışmalarında AKP'nin çoğunlukçuluk dayatmasıyla 106'ya çıktı. Hı hı. Şimdi de esas komisyonda görüşmelerini sürdürüyoruz. Yani bu kanun görüşmeleri 3 Haziran'da başladı. Bugün Haziran'ın 9'u. 37. günü geride bıraktık. 2 pazar hariç 10'da 11'de başlayıp gece 2-3'lere kadar süren, en erken gittiğimiz zaman 11'de gittik. Bir tek dün 19.30'da gittik. Yani onun dışında her gece 12'de gittiğimiz zaman erken çıktık diye neredeyse şey yaptık. Şimdi usule ilişkin tepkilerinizi anladım. Biraz da esasa geçersek hangi maddelere sizin itirazınız var? Bir zaman bugün meclis başkanlığına yazdığımız mektup artık dayanılmaz noktaya geldi. Çünkü 106 maddeyle esas komisyona gelen madde sayısı bu komisyonda da 150'yi geçti şu anda. Hı hı. Ve en azından daha görüşülecek de bir 50-60 tane önerge gözüküyor. Hı hı. Şimdi esasa geldiğimiz zaman bu kanun öz itibarıyla 13 Mayıs'ta ki Soma faciasında yaşamını yitiren 301 madencinin geride kalanlarına yönelik telafi edici bir nitelikte topluma sunuldu. Soma kanunu da denildi adına. Evet. Ama bu kanun Soma soslu hükümetin 17 Aralık'ta açığa çıkan kirliliğini torba kanunla temizleme operasyonu. Başka bir şey değil. Tek kelimeyle bu. İçine baktığınız zaman doğru dürüst madenciye getirilen ufak tefek haklar yok değil birkaç maddede. Ama dişe dokunur değil. Aşuran sisteminin nasıl canavarlaştığı ülkemizde bu Soma'da ortaya çıktı. Onu dizginleyeceğiz dediler. Taşeron sistemi kalıcılaştırdılar. Çalışma yaşamının ana çalışma biçimi haline getirdiler. Orada sendikalarla yaptıkları diyalogla mesela sendikaların toplu sözleşme yapma ya da ekonomik sosyal konseye üye olan konfederasyonlarda iş kolu barajı %1'e indirilerek anayasaya açıkça ihlal edildi. Hı hı. Anayasanın 2, 8. maddeleri ve 51, 52. maddeleri. Hı hı. Şimdi 125 yine aynı şekilde. Yine aynı şekilde sendikalar esasında yaptıkları bir değişiklik anayasaya aykırı. Ama esas öz itibarıyla kamu çalışanlarının herhangi bir şekilde atama, yer değiştirme, yükselme vesaire de haksıza uğraması durumunda İdareyi mahkemeye verip yürütmeyi durdurmaya da görevi iade almaları halinde mevcut düzenleme bir ay içerisinde görevini iade şeklinde gerçekleşmekteydi. Ve bizim anayasamızın 138. maddesinde de çok açıkça idarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir der. Şimdi bu torba kanunun içinde yaptıkları düzenlemeyle kamu çalışanlarının yargıdan yürütmeyi durdurmaya da görevi iade almaları halinde o bir aylık süreyi 2 yıl gibi çok uzun bir süreye getirdiler. İki, yargı haksız tayin terfi yapana idari ve cezai soruşturma, kovuşturma yapılamayacağını hüküm altına alarak hukuk devletinin ana unsurlarından birini kanunla yok etmeye kalktılar. Müsaade ederseniz tam burada bir araya gireceğim. Az önce komisyon üyesi olduğunuz Plan Bütçe Komisyonu sözcüsü Vedat Demiröz'le konuştuk ve Vedat Demiröz'le de ben bu maddeyi hatırlattığımda
17 Aralık operasyonu sonrası kamuda bir takım adımlar atmak istediği hükümet kendi deyimleriyle tasfiye amacıyla. Fakat bu noktada yargı kararları karşımıza çıktı. Atamaları, tayinleri yapamadık. O yüzden böyle bir düzenlemeye gittik. Belki de ileride bu yeniden değişir şeklinde bu düzenlemeye dair bir savunması var. Onu hatırlatayım. Şimdi bakın, şimdi özrü kabahatinden değil. Sizin bu söyleminizde ileride düzenlemeye, belki yeni bir düzenlemeye gidilir derken yapmak istedikleri tam da o. Şu anda böyle bir kanun çıkararak kamu çalışanları, özellikle paralel yapı dedikleri yapı neyse, beraber yürüdükleri o uzun ince yolda yol ayrımına gelmiş olacaklar ki, özellikle üst düzey kamu görevlilerini ve polis teşkilatını anlaşma gibi atmak istediklerini saklamıyorlar. Peki Sayın Çetin, genel kurula gelip meclisten bu çıktıktan sonra Anayasa Mahkemesi yoluna başvuracak mısınız? Kesinlikle. Sadece bu da değil. Özelleştirme konusunda verilmiş yargı kararlarını uygulamamak için kanun yapıyor. Anayasaya aykırı biçimde. Hı hı. Yani idarenin yargı denildi, yargı kararlarına uymuyorum deme lüksü olamaz. Yine idare meralar konusunda, mesela daha bir önergeyle yaptılar dün, önceki gün yapıldı gece. Hı hı. Diyorlar ki İstanbul ya da rantın yüksek olduğu kentlerde kentsel dönüşüm için yer bulunmaması halinde mera, yaylak, ortak vesaire, orman vesaire gibi yerleri kentsel dönüşüm için hazineye tahsis etme kararı, yasasını yaptılar, maddesini yaptılar. Bu da kıyı ve ormanların devlet tarafından korunmasına ilişkin anayasal düzen mi diyorum, 43. maddesi, 40'lı maddelerde açıkça aykırılığı var. Anladım. Şimdi sizin hani son cümlenizi alacağım. Anayasaya aykırılıklar var. Ve dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz diyorsunuz. Tabii mecliste komisyonun saatlerce mesai yaptığı bir düzenlemeyi biz burada süremiz el verdiğince üzerinde durmaya çalıştık ama bundan sonra da çok tartışacağız gibi görünüyor. Size kolay gelsin. Daha fazla tutmayayım, komisyon toplantısına katılın. Meclis gündemindeki torba tasarı ve onun içindeki düzenlemeleri iktidar ve muhalefet cephesinden değerlendirdik. Ankara Kulisi haftaya çarşamba aynı saatte NTV Radyo'da olacak. Hoşçakalın. Funda Göreyle Ankara Kulesi.